Türkiye Otelciler Federasyonu öncülüğünde Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde 150 bin metrekarelik bir parkta 3 gün sürecek olan Türkiye Festivali başladı. Moskova'da Trufet'in koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Ajantileri Birliği ve Türkiye Otelciler Birliği, Turist Rehberliği Birliği ve Rus-Türk İş Adamları Birliği tarafından desteklenen Türkiye Festivali dün başladı. Moskova merkezinde yer alan parkta 165 dönümlük alanda 3 gün sürecek festivalin ilk gününde Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun yanı sıra çok sayıda turizmci katıldı. Seyahat sever Rus dostumuzu Türkiye'ye, Antalya'ya, Türkiye'deki farklı destinasyonlara davet ediyoruz. Çağırıyoruz. Yağmura rağmen yoğun ilgi çeken festivalin açılışında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rus-Türk Festivali düzenlemekten mutlu olduklarını iletti. Gerçekten çok farklı bir etkinlik yapıyoruz, farklı bir tanıtım yapıyoruz. Doğru bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Şu anda binlerce insan bu parkta Türkiye'nin gastronomisini, Türkiye'nin değerlerini, tesislerini bizzat gezerek, görerek, anlamaya, tatmaya çalışıyorlar. Festivale katılan turizmciler izlenimlerini anlattı ve 2017 turizm sezonunda beklenen rakamın üzerine çıkılacağını gördüklerini söyledi. Bizim amacımız tabii ki en iyi rakamı bulmak, 2014'ü bulmak. Ama ilk amacımız 2015 rakamlarının üstüne çıkmak. Ama buradaki havayı gördüğünüz zaman aslında bu rakamların da hayal olmadığını hissedebiliyorsunuz. Muhtemelen bu başarılı etkinlikten sonra da biz önümüzdeki aylarda sanıyorum biz 2015'in çok üstünde rakamları göreceğiz inşallah. Festival alanına Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketleri kuruldu. Tabii ilk defa yapılan bir organizasyon bu. Türkiye Tanıtım Festivali anlamında. Ve gerçekten çok başarılı olduğunu görüyoruz. Gerçekten Ruslar Türkiye'yi özlemiş, Antalya'yı özlemiş. Ve buradan da bu ilgiden görüyoruz. Onun için bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Festivalde Türkiye'nin birçok şehrinin ve turizm beldelerinin bölgesel değerleri ve turizm zenginlikleri de kurulan çadırlarla tanıtılıyor. Türkiye'de ilk kez bu festivalle tanıtımını salonların dışında yapmış oldu. Türkiye'nin her yerinden renklerimiz var. Özellikle Antalya ön planda. İstanbul var burada, Bodrum var, Göreme var, Ürgüp var. Anadolu'muzun birçok kesiminden buraya turizmciler, otelciler, acenteler geldiler. Standlar kurdular ve halka birebir ulaşan, tüketiciye birebir ulaşan gerçekten önemli bir etkinlik, önemli bir tanıtım. Kemer çadırının bulunduğu alanda ise pehlivanlar kispet giydi. Yağlanan pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi. Festival kapsamında yer alan Mehteran gösterisini ise Ruslar yoğun yağmura rağmen ilgiyle izledi.